kıyamete kadar bütün Müslümanların maruz kaldığı bu dört merhale. Bir, alaya alınacaksınız. Güçsüz olduğunuz dönemlerde kuvvetiniz, gücünüz olmadığı dönemlerde ciddiye alınmazsınız. Sizinle alay ederler. Hiç sizinle alay edildi mi? Ama neyle? Dininizi yaşadıktan, dininizi yaşantıya dönüştürdüğünüzden dolayı sizinle alay edildi mi? Ciddiye alınmama. Aa, bu konuşur canım. Bu kendi başına konuşur. İşte hicreti doğuran İslam anlayışını, İslam davasını engellemelere karşı adım adım, dalga dalga İslam'ın görülen gür sesinin gönüllere nüfuz etmesinden rahatsız olan, küfrü iman olarak kendilerine görenler tarafından iman abidesi olan Müslümanlara hayat hakkı tanımayacaklardı. Onun için aziz kardeşlerim, onlar ilk dönemde ilk merhalede alaya alıyorlar, ciddiye almıyorlardı. Konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz devenin üzerinde giderken sizi Allah'a davet ediyorum dediğinde gülüyorlardı, eğleniyorlardı, ıslık çalıyorlardı, alkış çalıyorlardı. Sonra baktılar arkada bir topluluk oluşmaya başladı. Arkada bir topluluk oluşmaya başlayınca bunlarla alay etmeye başladılar. Alay dönemi başladı. Alay etmeleri o safhaya geldi ki çok rencide ediyorlardı. Hatta bir seferinde Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya namaz kılarken o Yahudiler sanki bir minnet duygusu varmış gibi, ya Muhammed canın sağ olsun, idare ederiz, sorun değil, bizim kıblemize tabi oluyorsun der gibi onu hem böyle sanki bir lütuf yapıyorlarmış gibi bir yaklaşım, bir de onu ezici, onu dışlayıcı bir sözlerle yaklaşıyorlardı. Allahu Zülcelal Hazretleri ayetini gönderiyor. Kad nera takalluba vecike fissemâ felenuvalliyenneke kıbleten terdâhe. Habibim, seni rencide ettiklerini görüyoruz. Senin gökyüzünden, katımızdan, ümmetin için bir kıble arzuladığını biliyoruz. Fevalli vecheke şatral mescidil haram. Öyleyse mescidi harama yönelt. Namaz esnasında Allah'ın huzurundayken Allahu Zülcelal Hazretleri o küfrana, o inkar edenlere karşı peygamberine ayrı bir cihat gösteriyordu.